Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyicilerim, Köşe Okumaları programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevla Teala Hazretleri insanı doğası gereği sürekli bir şeyleri öğrenme ve bilme içgüdüsüyle yaratmıştır. Bizler sürekli bir şeyleri öğrenmeye ve bilmeye aç ve muhtaç bir halde yaşarız. Bazen bu güdüyü, bu arzuyu dizginleyemeyiz. İşimize yarayan, yaramayan, bizi ilgilendiren veya ilgilendirmeyen ne varsa her şeyi bilmek isteriz. İşte bu hırs bizleri öylesine kör eder ki çok önemli bir gerçeği görmez hale geliriz. Bazen bilmemek, bilmekten çok daha hayırlıdır. Çünkü öğrenmek her zaman mutlu etmeyebilir. Evet, öğrenmek ve bilmek çok büyük bir erdemdir. Fakat neyi öğreneceğini bilmek bunlardan daha önce gelir. Bir şeyi öğrendiğimizde hayatımız tarifsiz acılara boğulabilir ve alt üst olabilir. Bir şeyi öğrenme arzusuyla yanıp tutuşurken bir anda kendimizi artık biliyor olmanın pişmanlığıyla kavrulurken bulabiliriz. Tam da bu noktada Mevlamızın üzerimizdeki büyük bir nimeti ortaya çıkıyor. Belirsizlik, bazı şeylerin tarafımızca malum olmaması ve hiçbir zaman bilemeyecek olmamız, her şeyin yalnızca ve yalnızca Allah'ın ilminde olması bizim için hayat kurtaran bir nimet olarak ortaya çıkıyor. Nasıl mı? Buyurun hep beraber okuyalım. Mevla'nın insanlar üzerindeki en büyük nimetlerinden biri de belirsizliktir. Belirsizliklerin hikmetleri vardır. İnsanın eceli belirsizdir örneğin. Şayet eceli insana bildirilmiş olsaydı, 70 yaşında vefat edeceği kesin olan biri, 30'lu 40'lı yaşlarına kadar ne de olsa ölüme çok daha var hissiyatından kurtulamaz ve hayatının ilk yarısı ölüme karşı gaflet ve duyarsızlık içinde geçerdi. 30-40 yaşından sonraysa dar ağacına çıkmakta olan bir idamlık gibi emdiği süt burnundan gelir ve yaşamını doğal bir biçimde sürdüremezdi. Kıyametin vakti belirsizdir örneğin. Şayet belirli olsaydı ilk ve orta çağ insanları ne de olsa bizimle alakası yok diyerek kıyamet hakikatine karşı duyarsızlık içinde kalırlar. Son çağın insanlarıysa hayatın anlamsızlığı içerisinde yaşamlarını sürdüremez ve sorunlu bir psikoloji içerisinde hapsolurlardı. Bu durumda bilim, teknoloji ve sanat ne de olsa artık ihtiyaç olmayacak düşüncesiyle de ilerlemezdi. Kıyamet zamanının belirsizliği, bütün çağların kıyamet gerçeğinden istifadesine, İnsan ecelinin belirsizliği de her insanın hem yaşama ümidi taşıyarak dünya işlerini şevkle yapmasına hem de ölümle her an karşılaşma olasılığından dolayı ahiret hazırlığına vesile olmaktadır. Bu örtük hakikatler hem dünyası hem ahireti için çalışmasına insanı motive etmektedir. Ruhun denge hali olan korku ve ümit dengesi işte bu belirsizlikler sayesinde korunmuş bulunmaktadır. Rızık da belirsizdir örneğin. Yani kimin rızkının hangi işlere ve hangi zaman dilimlerine yazılmış olduğunun bilgisi insanın kendisinde yoktur. İnsan bunu bilmez. İnsan rızık ilişkisi belirsizleştirilerek insanın onu her yerde araması ve bu çabayla tembellikten kurtulması sağlanmıştır. Örneğin Kadir Gecesi'nin belirsizliği sayesinde Ramazan'ın her gecesi Kadir hürmeti görürken İnsanlar arasında Hızır Aleyhisselam'ın kim olduğunun bilinmeyişi her insana hürmet gösterme gibi bir hasletle sonuçlanmıştır. Cuma günü her duanın kabul olunacağı bir icabet vaktinin, eşref saatinin varlığından bahsedilir ki bu vaktin belirsiz olması Cuma gününün her saatinin dualarla süslenmesi sonucunu doğurur. İşte insan İleride başına gelecek musibetleri bilmiyor olması da büyük bir nimet ve rahmettir. Şayet bu kederli vakitler önceden bilinseydi, musibeti beklemek o musibetin kendi ağırlığından kat be kat daha yıpratıcı olurdu. Örneğin bir insan eceliyle ilgili veya kıyamet saatiyle ilgili bilgileri bilmek şöyle dursun. Trafik kazası geçireceğini bilseydi dahi hiç kimse o insanı bir araca bindiremezdi. Hayat yaşanmaz hale gelirdi. Bir insan ne zaman öleceğinin bilgisine vakıf olsaydı, ölümüne değil saatler, aylar, yıllar kala o insan çalışmayı, dolaşmayı, gezmeyi bırakır, yaşamayı bırakır tabiri caizse, sevdiklerinden bir dakika bile ayrılamazdı. Bu da haliyle hayatı yaşanmaz hale getirirdi. İnsan ne dünyaya karşı görevlerini ne de Rabbine karşı kulluğunu yerine getirebilirdi. İşte bu yüzden belirsizlik Rabbimizin bize verdiği büyük nimetlerden biridir. Rabbimizin hikmet ve şefkati bu fazladan yükün gereksiz yere çekilmemesi için kaderde var olan musibetleri insanın bilgi alanından gizlemiştir. Dinimizde gelecekten, gayipten haber vermenin yasaklanmış olmasının bir hikmeti de bu olsa gerekir. Gelecekten verilen özellikle olumsuz haberler insanların psikolojilerini alt üst edecek, acıları yüzlerce kat artacak ve daha musibet gelmeden o musibetin vehmi acılarını yıllarca çektirecek potansiyelde olacaktır. Belirsizlikler hayatı yaşanır kılmaktadır. Tahammül edebileceğinden daha fazla şey bilmesi insan için yalnızca mutsuzluk kaynağıdır. Dostoyevski şöyle dedi: "Baylar, yemin ederim her şeyi fazlasıyla anlamak bir hastalıktır. Hem de tam anlamıyla gerçek bir hastalık." Bir diğer filozofun da dediği gibi. Örneğin bir adam hem zengin hem de soylu olabilir. Ama yaşamını bekar sürdürdüğü için hayıflanır. Bir başkasının mutlu bir evliliği vardır ama hiç çocuğu olamadığından ve servetini bir yabancıya bırakacak olmanın sıkıntısıyla yaşar. Başka bir adamsa çocukları olduğu için mutludur ama oğullarının ya da kızlarının işlediği kusurlar yüzünden üzülür, gözyaşlarına boğulur. Demek ki hiç kimse kendi payına düşen mutlulukla tamamen nasiplenemez. Çünkü her mutlu durumun aynı zamanda tatsız bir yanı vardır. Sadece henüz yaşanmadığı için bilinmemektedir ve insan için meçhul bir haldedir. Bilinseydi ne kadar ürkütücü olurdu. Madem ki Rabbimiz bu acıların, bu musibetlerin veya bu imtihanların önceden çekilmemesi, musibetlerin olduğundan fazla büyütülmemesi hikmetiyle bu kederleri belirsiz hale getirmiştir. O halde insana düşen de olmayan bir duruma, gelecekte karşılaşma ihtimali olan bir duruma olmuş vasfı kazandırmamak ve varlığı sadece olasılıklar aleminde olan sanal kederlerden arınmaya çalışmaktır. İşte insanoğlunun geleceğine dair veya bazı olayları nasıl, kiminle, ne zaman, nerede yaşayacağına veyahut da yaşayamayacağına dair olan bilgisinin meçhuliyeti bundan dolayı önem taşımaktadır ve hayati önem taşımaktadır. Yazımızda da bahsettiğimiz gibi, zira bilinseydi, bazı şeyler bilinseydi hayat kesinlikle ama kesinlikle yaşanmaz hale gelirdi. İnsan ne dünyaya, çevresine, ailesine karşı sorumluluklarını yerine getirebilir ne de Rabbine karşı kulluğunu yapabilirdi. Kıymetli izleyenlerim, biz okuduğumuz bu satırları tefekkür ederken asla ve asla cehaleti tasvip ve tavsiye etmiyoruz. Bahsettiğimiz şey kesinlikle cehalet değil. "Mutluluk cehalettedir" gibi slogan atanlarla da aynı fikri kesinlikle paylaşmıyoruz. Bizim değinmek istediğimiz nokta, yani bu okuduğumuz paragraflardan çıkarılması gereken ders, Mevla Teala Hazretlerinin bize içgüdüsel olarak bahşetmiş olduğu öğrenme ve bilme arzusunu, yeteneğini yanlış yönlere yönlendirdiğimizde yalnızca ve yalnızca huzursuz bir yaşam elde etmemiz gerçeğidir. Zira nice insanlar varını yoğunu, elindeki avucundaki bütün rızkını falcılara ve benzeri sahtekarlara kaptırdığı halde gelecekten güzel haberler alıp mutlu olmak şöyle dursun, var olan saadetini ve huzurunu kaybetmekten öteye kesinlikle gidememiştir. İşte bu yüzden Mevla'nın bize bahşettiği bilme yeteneğini bilmemiz gerekenlerle, faydalı ilimlerle, bizi ilgilendiren ve bize faydası olacak şeylerle değerlendirmek insanın üzerine düşen en büyük görevlerdendir. Zira aksi halde faydasız ilimle meşgul olmak veya insanı ilgilendirmeyen gerçeklerin peşinde koşmak insana yalnızca huzursuzluk ve acı getirmektedir. Daha kalitesiz, daha huzursuz bir yaşam sürmesine neden olmaktadır. Geçmiş zaten geçmişte kalmıştır. Bir şey yapamayız. Gelecek ise meçhuldür. Bizim üzerimize düşen yalnızca içinde bulunduğumuz şu anı, yani şimdiki zamanı en güzel şekilde değerlendirmektir. Yunus Emre Hazretleri'nin de dediği gibi, ilim bilmektir, ilimse kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır. İnsan kendini bildiği takdirde kendisini yaratan yaratıcıya, yaratıcının emirlerine ve yasaklarına, içinde bulunduğu dünya hayatının nasıl yaşaması gerektiğine, bu gibi kıymetli bilgilere ulaşacaktır. Bunlar insanı kurtaracaktır. İnsanın kendini ilgilendirmeyen, faydası olmayan ilimlerin ve gerçeklerin peşinde koşması, yalnızca ve yalnızca hayatını boş yere ve gaflet içerisinde geçirmesine ve helak olmasına kadar gidebilecek ciddi olumsuz sonuçlara neden olacaktır. Kıymetli izleyenlerim, bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki Köşe Okumaları programımızda görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.